İftar ve sahurda yemek siparişi verenler en çok lahmacun istedi. Talep patlaması yüzünden lahmacun satışları %40 arttı. Ramazan ayının yıldızları listesinde mercimek çorbası ve pide de yerini aldı. İnternetten en çok sipariş verilen yemek sizce hangisi? Tavuk kanat falan da olabilir. Döner mi? Hamburger. Kebap. Pizza çeşitleri. İskender mi? Döner. Döner. Kimi döner dedi, kimi hamburger ama Türkiye lahmacun sevdası çıktı. Türkiye'nin en büyük yemek sitelerinden biri iftar ve sahur vakitlerinde en çok lahmacun siparişi verildiğini açıkladı. İftar satışlarında lahmacun satışlarımız yaklaşık %30-%40 daha arttı. Pandemiden daha da yükseldi. Genelde yani iftarda da sahurda da 15 ile 25-25 arası söylüyorlar. Alıyorlar, yiyorlar. Belki kalan kısmı da sahurda yemek istiyor lahmacunları. Ben sahur vakti her şeyi yerim. Benim arkadaşım var mesela, kebap sofrası falan kuruyorlar yani. Çok ağır oluyor. O zaman da şişiyorum. Her öğünde gider. Sahurda değil ama iftarda evet. Yenilir bence. Sahur vaktinde yemeği tercih ederim. Zaten bütün gün bir şey yenmiyor. İmsak vaktine yarım saat, bir saat öncesinden yemezsiniz de. İki saat öncesinden yersiniz. Bir gün sonra da yiyebilirsin. At dolaba, sıcak sıcak ye. Çaydan ye, kahvaltıda ye. İlk buluşmamda lahmacuncuya gidelim dediğim için karşı taraf bunu komik bulmuştu. Kaç tane yeriz bir otur? İki tane yerim. Çok severim ya. Türkiye'nin lahmacunu dünyada yok. Türk insanın vazgeçilmezi birisi çay, birisi lahmacun. Bir oturuşta 5 lahmacun yer. Türk pizzası gibi bir şey. Listenin ikinci sırasında mercimek çorbası, üçüncü sırasında ise Ramazan sofralarının vazgeçilmezi pide var. Genelde fırınlardan sıcak sıcak almaya alışık olduğumuz pideler, evde kaldığımız bu Ramazan ayında internetten satışları patlattı. Pidenin daha çorbanın üstünde olması lazımdı. Her şey internetten sipariş verilen bir dönemdeyiz. Birinci mercimektir bizim için. Yani bizim milletimiz çok sever onları ya.